Bugün 23 Nisan. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlük de olsun. Şiirler okundu, şarkılar söylendi. 23 Nisan coşkusu bu sene evlerde yaşandı. 23 Nisan günü büyük büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. Evler, balkonlar ve camlar, her yer Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi. Evde başlayan coşku sokaklara yansıdı. Bu görüntüler Rize'den. Türk bayrağını alan balkona çıktı, hep bir ağızdan İzmir marşını söyledi. Bilecik'te bulunan apartmanın balkonlarından alkışlar yükseldi. 100. yıl coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinden çıkamayan çocuklar için Diyarbakır'ın 5 farklı noktasından 5000 balon uçuruldu. Siirt'te 3 öğrenci İstiklal Marşı'nı evde okudu. Bir de günün anlam ve önemine ilişkin şiir seslendirdiler. 23 Nisan, nasıl sevilmez insan? Bugün 23 Nisan. Bingöl'de de bütün apartmanlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Balkonlar doldu taştı. Belediye ekipleri çocuklara özel gösteriler yaptı. Tekirdağ'da Süleyman Paşa İlkokulu'nda hoparlörlerden çalınan marşa aileler çocuklarıyla balkonlardan eşlik etti. Aydınlılar 23 Nisan coşkusunu 10. yıl marşıyla kutladı. Aynı anda bütün sokaklar marşla yankılandı. Karslı öğrenciler de evlerinden kutlamaya dahil oldu. Kendi imkanlarıyla kurdukları ses sistemi sayesinde doyasıya eğlendiler. Tokat'ta 11 yaşındaki Alperen Keten, 156 jandarma imdat hattını arayarak Türk bayrağıyla Atatürk posteri istedi. Ekipler Atatürk posteri ve bayrağı alarak köye gidip Alperen'e teslim etti. Hatay'da palyaçolar evlerinin pencerelerini ve balkonlarını 23 Nisan dolayısıyla Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen çocuklara sürpriz yaptı. Çocuklara Türk bayrağı ve balon da dağıtan palyaçolar müzik yayını eşliğinde dans etti. Hakkari'li çocuklara evlerde Türk bayrağı ve balonlar dağıtıldı. Onlar da coşkuya ortak oldu.